Eğer petunyalarla ilgili sorunlarınız varsa bunun sebebi bitki hormonu yani etilen gazı olabilir. Etilen gazı aslında hepimizin tam hayatının ortasında olan ama çok bilinmeyen, çok konuşulmayan ve bizim de hiç üzerinde durmadığımız bir konu. Bugün bu konuyu anlatmamın birkaç sebebi var ama onlara geçmeden önce şöyle çok kısa olarak petunyaların nasıl bakılacağından bahsetmek istiyorum. Petunyalar aslında öyle çok zor bitkiler değil. Sardunyalarla kuzenler. Çok güzel, çok hoş çiçekler açıyorlar. Hassas kökleri var. Plastik saksılarda ya da böyle asılan saksılarda onları yetiştirmeniz mümkün. Normalden biraz daha fazla asitli topraklardan hoşlanıyorlar. Asitli toprakları seviyorlar. Eğer ilk defa petunya dikecekseniz normal bir saksı toprağının içine bir miktar hayvan gübresi karıştırabilirsiniz. Ya da daha sonra eğer gübre karıştırmak istemezseniz yeni ve taze bir toprak satın alarak daha sonra gübrelemeye başlayabilirsiniz. Özellikle bahardan itibaren petunyalar gübre istiyorlar. Gübreden hoşlanan bitkiler. Fakat aynı zamanda çok hızlı bozulan bitkiler. İşte bu yüzden ben de etilen gazından bahsetmek istedim. Etilen gazı dediğimiz gaz esasında bütün bitkilerde olan, insanlardaki büyüme hormonuna benzeyen bir hormon. Nasıl bizim vücudumuzda bir yer çizildiyse, bir yer bozulduysa ya da bir yaralanma olduysa ya da kanama olduysa vücudumuz kendi bu yaralanan bölgeyi onarmaya çalışıyor. Aynı şey bitkiler için de geçerli. Bitkiler de kesildiklerinde, yaprakları düştüğünde ya da bozulduklarında ya da strese girdiklerinde onlar da işte bir çeşit hormon yayarak o bölgelerini onarmaya çalışıyorlar. Şimdi normalde ağaçtaki bir meyve olgunlaşır ve o meyve olgunlaştıktan sonra biz o meyveyi alıp yeriz. Ama artık tabii meyve ve sebzeler sadece içinde bulundukları kasabada, şehirde ya da ülkede değil, dünyanın her yerine naklediliyorlar. Tabii ki nakledilirken bozuluyorlar. İşte o yüzden bütün meyve ve sebzeler daha olgunlaşmadan önce kopartılıyorlar. Tabii kopartılan bu meyve ve sebzeler yolda olgunlaşmıyorlar. Çünkü bu onların doğasına aykırı, bozuluyorlar. İşte onlar yolda bozulmasın diye bu etilen hormonu verilerek yapay bir şekilde bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin kandırılmasına yol açıyor. Ve onlar hala büyüdüklerini ve olgunlaşmaya geçtiklerini düşünerek işte markete geldiklerinde olgunlaşmış bir şekilde geliyorlar. Ve biz onları satın aldığımız zaman bu etilen hormonu ile onlar büyütülmüş oluyorlar. Ya aslında etilen bir bitki hormonu. Normalde bitki kendi kendine de bunu salgılıyor. Şimdi bazı Facebook gruplarında, tabii bu konuyu bugün esasında anlatmak istememin sebebi de bu. Şimdi biliyorsunuz ben normalde kendi topraklarımı kendim yapıyorum. Ama yaptığım toprakları öncelikle meyve ve sebze artıklarını bir kovada biriktiriyorum. Üzerini toprakla kapatıyorum. Tekrar üzerine meyve ve sebze artıkları koyuyorum. Tekrar toprak, yaprak koyarak onu büyük bir kova şeklinde ya da işte her küçük bir saksı her neyse bunu biriktiriyorum. Üzerini de toprakla kapatıyorum ve ondan sonra da 2 ay bekletiyorum. Şimdi Facebook gruplarında bazı arkadaşlar bu yöntemi kısaltmışlar. Ve bitkinin saksının toprağını açıyorlar elleriyle ve oraya meyve ve sebze artıklarını koyuyorlar. Üzerine de bir kapak kapatıyorlar. Ve böylece hem toprak yapımını hızlandırmış oluyorlar hem de kendilerince işte böyle kolay bir yöntem bulmuş oluyorlar. Ama bu tabii yöntem tutmaz. Olmaz bu. Çünkü neden olmaz? Çünkü bitki ve sebzeler bozuluyorlar ve bozulduklarında etilen gazı salgılıyorlar. Hani derler ya eskiler, işte bir sepetin içine elmaların arasına bir tane bozuk elma koyarsanız o bütün elmaları bozar diye. Evet, bu doğru. Şimdi bozuk olan, küflenmiş olan her şey bir çeşit gaz salgılıyor. Ve bu salgılanan gaz diğer bütün sebzelerin bozulmasına yol açıyor. Üstelik de bu gaz her sebze ve meyvede aynı oranda değil. Mesela elmada çok fazla. Şimdi petunyalarda etilen gazından çok fazla etkilenen bitkiler. Anlatmamın özellikle petunyaları seçmemin bir sebebi de bu. Şimdi evinizde sigara içiliyorsa
ki sigara dumanında etilen gazı var. Petunyalarınız hızlı bir şekilde bozulacaktır. Eğer petunyanızla sardunyanız yan yanaysa ve petunyanız bozuluyorsa evinizde muhtemelen sigara içiliyor olabilir. Petunyanız balkondaysa ve siz cadde üzerinde oturuyorsanız, geçen arabaların egzozlarından petunyalarınız bozulacaktır. Çünkü arabaların egzoz dumanlarında çok yoğun olarak etinel gazı var. Yine aynı şekilde bazı sebzeleri, mesela elmayı yedikten sonra kabuklarını petunyanızın üzerine koyuyorsanız yine petunyanız bozulacaktır. İşte etinel gazı aslında ya da bitki hormonu dediğimiz bu hormon, bitkilerin kendi kendilerine salgıladıkları, kendilerini iyileştirmek için kullandıkları bir hormon. Ama maalesef biz insanlık her zaman olduğu gibi bunu da yanlış yönde kullanıyoruz. Ve işte bu konuyu bizim aleyhimize kullanıyoruz. Çünkü hepimizin, yani tabii bu çok bizim dışımızda bir konu ama eminim ki hepimizin vücudunda aşırı derecede bir etinel birikmesi vardır. Çünkü maalesef yediğimiz bütün sebzelerde, meyvelerde ve her şeyde bu gaz var. Dediğim gibi petunyalar oldukça hassas bitkiler. Fazla sularsanız hemen ölüyorlar. İşte fazla sulamamanız gerekiyor. Ama aynı zamanda da çok su isteyen bitkiler. Çünkü güneşi de çok seviyorlar ve güneşi de çok istiyorlar. İşte bütün bunlara dikkat ederseniz ve bütün bunların ayarını bulursanız bütün çiçekler çiçek açacaklardır. Ama dediğim gibi bilmediğiniz ya da anlatılmayan ya da hiç bahsedilmeyen değişik yöntemleri keşfetmeye çalışmayın hiç. Çünkü keşfetmek için önce birazcık bilmek gerekiyor. Hani bilmeden keşif olmuyor. O yüzden bu tarz şeyleri size denememenizi tavsiye ediyorum. Petunyalarda dediğim gibi toprağa önemli, normal işte nitrojen gübresinden ya da nitrojen ağırlıklı topraklardan hoşlanıyor. Asitli topraklardan hoşlanıyor. Petunyalarınız için kahve gübresi mesela kullanabilirsiniz daha güzel açsın diye. Bir şey daha hemen söyleyeyim unutmadan. Mesela petunyalarınıza muz suyu kesinlikle kullanmayın. Eğer muz gibi işte ya da yumurta kabuğunun sularını kullanırsanız petunyalarınız yine bozulacaktır. Çünkü dediğim gibi bazı sebzelerin içinde fazla olarak bitki hormonu var, doğal bitki hormonu var. Muzun, elmanın, armutun, işte kayısının işte bunları hiç kullanmamanız gerekiyor. Çünkü bu tarz sebzelerin içindeki bu bitki hormonu oldukça fazla ve bu bitki hormonu da bitkilerin hızla çürümesine sebep oluyor. O yüzden bunların sularını kesinlikle koymayın. Eğer bitki kokteyli yapmak isterseniz, meyve sebze kokteyli yapmak isterseniz de bitkileriniz için bir süre bekletin. Yani aşağı yukarı işte birkaç saat en az bekletmeniz gerekiyor. Fakat Epsom tuzu kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Yalnız petunya da Epsom tuzunu kullanmak isterseniz onu suyla karıştırmanız gerekiyor. Mesela bir bardak suya işte bir tatlı kaşığı Epsom tuzu koyarsanız o da petunyanızın birazcık daha büyüyüp gelişmesine sebep olacaktır. Bunun dışında öyle dediğim gibi petunyalar çok özel şeyler istemiyorlar. Ama yapılmaması gereken şeyler var. Eğer onları araba dumanından, sigaradan ve stresten uzak tutarsanız mutlaka çok daha güzel büyüyüp gelişeceklerdir. Her zaman söylüyorum, stres de bütün çiçekler için oldukça önemli. Çünkü stres anında da biz nasıl bir gaz salgılıyorsak çiçekler de o gazı salgılıyorlar. Şimdi çiçekler kesildiğinde bitki hormonu salgılıyorlar. Çünkü aynen onlar da o bölgelerini geliştirmeye ya da iyileştirmeye çalışıyorlar. Ama bu aynı zamanda onların da ömrünü kısaltıyor. Daha çok galiba bugün yapılmaması gereken şeylerden bahsettim. Bu konuda sorularınız olursa mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.